Efendim saatler 17.45 oldu. İş Dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi size şöyle bir bilgi vererek açayım ben bu yayını. Yarın yani 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü hem globalde kutlanıyor ve fikri sınai hakları ile birlikte marka patent süreçlerini de kapsıyor. Dolayısıyla bu anlamda özel bir gün. Şimdi bu uzun cümle ne anlama geliyor? Bizim için neden önemli? Türkiye bu konuda nerede, nereye gitmeyi hedefliyor gibi birçok soru var aklımızda. Bu soruların cevabı da stüdyoda bana eşlik eden değerli konuğumda. Kendisi Destek Patent CEO'su Faruk Yaman Karadeniz. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bu ilk canlı yayın deneyiminiz değil mi? Stüdyoda. Bu stüdyoda evet, evet. İlk canlı yayın deneyimi. Ne güzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi en kendinizi rahat hissedeceğiniz yayınlardan birine geldiniz. Güzel. Şimdi bana anlatır mısınız 26'sı? Yarın nasıl kutluyorsunuz bu patent gününü, marka patent gününü? Tabii ki işte kendimiz olarak baktığımızda tabii ki belli podcastlerle olsun, belli yayından da olsun kutluyoruz. Fakat öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu yılki temamız bizim sürdürülebilirlik ve inovasyon. Peki. Şimdi bu konu özellikle biliyorsunuz son birkaç yıldır bizim ülkemizde de çok konuşuluyor, dünyada da çok konuşulan bir konu bu sürdürülebilirlik. Ve inovasyon da keza aynı şekilde. Bu senede dünyada bu temayı seçmişler ve bu tema hakkında gerek işte bildirimler gerek yayınlar olsun bu konularda genel bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Tabii böyle bir tema olunca da aslında işin içine tabii ki teknoloji giriyor. Tabii ki patent giriyor. Dijitalleşme giriyor. Dijitalleşme, dijital dönüşüm, işte sürdürülebilirlik zaten bir taraftan dahil olunca aslında tam da sevdiğimiz konulara gelmiş oluyoruz. Diyebiliriz. Peki şimdi bu temayı bu sene için seçtiniz. Benim anladığım kadarıyla da zaten aslında kaç senedir destek patent var? Yaklaşık tabii 40 senemizi bitirdik. 41. senedeyiz değil mi? Yani 1983'ten beri. Peki şimdi bu önemli. Bu seçilen temalar yıllar içerisinde nasıl evrildi diye merak ediyorum. Yani bu sene aslında tamam şimdi sürdürülebilirlik ve inovasyon, hı hı, teknoloji her şey içinde. Evet. Mesela önümüzdeki yıllara doğru baktığınızda özellikle markalaşma, hı hı, patent değeri ve önemi açısından, hı, neler bekliyor olabilir bizi ufukta? Aslında şöyle bakabiliriz yani bu temaları tabii ki yani Dünya Fikri Haklar Örgütü seçiyor ve, hı hı, her sene açıklıyor zaten. Bunu da baktığımız kadarıyla sadece sektörel bazda değil, bunu sektörümüzde dünyanın gidişatı böyle bir harmanlıyor. Tabii. Ve diyor ki bu senenin teması bu olsun. İşte mesela geçmiş yıllara baktığımızda daha çok işte kadınlara yönelik, işte kadınların IP'deki yani sınai haklardaki yerine yönelik konular vardı. Şimdi yavaş yavaş yeşil ekonomi konuları vardı. Şimdi sürdürülebilirlik var. Yani konu sadece aslında işte sınai haklar değil, dünyadaki değişimle beraber o sınai haklar da bunun neresinde? Bunu konuşuyoruz. Peki Türkiye'de mesela marka tescili hangi sektörlerde daha yoğun? Marka tesciline baktığımızda tabii ki daha çok aslında 35. sınıfta yani hizmet sektörü. 35'e yani, kadar sınıf mı var? Aslında 45 tane var. 45 yani, tane var. Tabii ki. Birden diyoruz ki 35'e niye kadar birazcık daha imala. Niye 35'te yoğunlaşıyor? İlk 34'te durum ne? Ya tabii onlarda da yani hani üretime dayalı, hı, aslında markalar arttıkça oralarda da artıyor. Fakat hani en çok hangisi diye baktığımızda tabii ki 35 aslında hizmet sınıfı danışmanlık sınıfına. Peki. Geliyor konu. Nedir peki oradaki hani rakamsal bir şeyler paylaşabilir misiniz? Ya şöyle paylaşabilirim aslında yani genel gidişatı birazcık isterseniz anlatabilirim. Olur. Şimdi 2022'ye baktığımızda genelde böyle 200 binlere dayanan birazcık bir başvuru adeti vardı. Hı hı. 2023'e geldiğimizde aslında birazcık daha böyle kendini bulmaya başladı diyebiliriz. Yani 2022 birazcık daha böyle şaşırtıcı derecede fazlaydı. Şu anda da ortalama işte 170 bin adetlerde marka müracaatı yani marka başvurusu adetleri var. Bu da aslında yani sevindirici adetler bunlar baktığımızda. Doğru anlamak istiyorum. 170 bin adet marka tescili başvurusu. Marka başvurusu evet. Marka başvurusu. Marka başvurusu var.
Yıllık mı yıllık, bahsediyoruz? Yıllık bahsediyoruz. Peki, evet. Son durumda bu. Peki burada evet. Bir büyüme, bir artış, bir trend, bir yüzdesel bir yükselişten bahsedebiliyor muyuz? 2022 şöyle, çok iyiydi dediniz mesela. 2022 çok iyiydi ama fazla. Yani fazla çok, iyi. Çok daha gerçek çok iyiydi. Gerçek olamayacak kadar. Ya gerçek olamayacak kadar demeyelim ama hani çok iyiydi. Hı. Aslında hani zaman zaman evet bu, böyle bir sıçramalar olabilir. Fakat önemli olan biliyorsun ya, sürdürülebilirlik burada. Gene aynı konuya geleceğim. Yani evet. Hani belli bir standartta, belli bir oranda artış burada da aslında sağlıklı olan diyebiliriz. Çünkü bir anda yükselmesi, aslında başvurunun yükselmesi ya da bilinçsiz başvurunun yükselmesi diyelim, red oranlarını da arttırıyor ki bu istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Yani her başvuru tescile bağlanacak diye bir şey yok. Nedir oradaki ön koşullar? Mesela yani olmazsa yani, olmazı mutlaka bir liste vardı. Evet, bir tabii, kere bir hepsinin yanında var. Bir tık atmanız gerekiyordu. Aynen da. Aynen öyle. Evet. Yani şöyle baktığımızda işte dini şeyler, ibareler içermeyecek. Birebir özellikle benzeri olmayacak şeklinde böyle 3-4 tane maddemiz var. Bunlara eğer hani direkt benzemiyorsa, yani direkt birebir değilse, işte süreç önce bülteni açılıyor, yani ilan ediliyor. Hı hı. Eğer orada işte herhangi bir aksi görüş gelmezse de sonra tescile bağlanıyor. Kim belli karar bir süre veriyor içerisinde. Ona? Nedir o işin tabii prosedürü? Türk patent karar veriyor, yani işin özünde. Bu bir, yani mesela bir defalık bir oturumda mı yok, karar aslında, veriliyor? Aslında bu bir süreç. Bu bir süreç. Yani. Bu bir süreç. Biraz oradaki uzmanlarımız evet. Değerlendiriyorlar ve ondan sonra eğer tescile uygun görüyorlarsa tesciline hak kazanıyorlar. Ne kadar zaman alıyor bu yaklaşık? Ya bu yaklaşık eğer normal şartlarda devam ediyorsa 4 ay içerisinde, 4 ile 6 olur. Ay arasında diyoruz, tescile bağlanıyor. Peki mesela bu sene, şimdi 2024 evet. İlk çeyreği artık geride bıraktık. Aynen yani. Rakamlar nasıl şu ana kadar? Rakamlar güzel. Yani 2023 ile aynı paralelde ilerliyoruz. Peki 2023'ün ilk çeyreğine evet. Çok yakın kıyasla, bir seyirdeyiz. Aynen öyle. Pekala. Şimdi dünya patent rakamlarına da birazcık bakalım. Tabii. Biz neredeyiz? Hani bir mukayese yapmak gerekirse. Ama önce mukayeseye geçmeden hı-hı. Önce biraz dünyadaki tabloyu bize anlatın. Dünyadaki tabloya baktığımızda mesela şimdi Avrupa patent başvuruları var. Tabii Avrupa patentte de geçen sene 200 bine yakın bir patent müracaatı olmuş. En çok Avrupa'da mı artmış mesela? Aslında en çok Avrupa'da artmış değil. En çok nerede yani? Artmış olabilir? Hindistan falan Hindistan'da mı? Arttı. Ya. Evet, %44'e yakın Hindistan'da patent başvurularında bir artış var. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Sonrasında, var bizde de bir şeyler. Kesinlikle, kesinlikle. evet. Sonrasında Türkiye geliyor. Türkiye ile Güney Kore geliyor. Hı hı. Aslında Türkiye, yani buradan da görebilirsiniz. Yani Türkiye'de özellikle şu ilginç bir istatistik oluyor. 3 sene üst üste patent sayılarında, patent başvurularında artış yapmaya devam eden bir ülkeyiz. Bu da aslında kritik bir bilgi diye bakıyor önemli sektör olarak. Bir önemli bir bilgi. Çünkü baktığımızda 2023'e Çin'de mesela 2022 yılından beri ilk defa düşüş yaşanmış. Amerika'da keza biraz düşüş var. Hı hı. İşte Japonya'ya baktığımızda gene aynı seviyelerde, yani 3 sene boyunca istikrarlı olarak artış devam gösteren evet. Hindistan var, Türkiye var, Güney Kore var. Güney Kore var. Evet. Pekala. Şimdi marka ve tasarımda Türkiye'nin konumu diye o zaman söyledim. Evet. Yani aslında anlaşılan o ki gidişat olumlu. Olumlu yönde kesinlikle. Evet, gidişat olumlu ama hani biz böyle yetmez, daha fazlasını istiyoruz deriz ya evet. Hep ve daha fazlasını başarmalıyız deriz ya. Bu anlamda konumu nedir? Ne kadar bir potansiyeli daha var? Ne yapılırsa aslında daha iyi sonuçlar alınabilir? Evet, şöyle bakabiliriz aslında. Türkiye şu anda patentte dünyada 14. sırada. Hı hı. Ki iyi bir sıralama olarak bakabiliriz buna. Çünkü tabii ki şu aşamalarda kendimizi bir Çin'le kıyaslamamamız lazım. Bir Amerika ile kıyaslamamamız lazım. Ama kendi ilerleyişimize baktığımız zaman 14. sıra geldiğimiz aşamada gayet güzel ama yetmez. Tabii ki ilerlememiz lazım. Hı hı. Ama şunu gösteriyor bu. Yani demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz ki gidiyor. Artıyoruz.
Marka ve tasarıma baktığımızda da orada tabii ki artık kafaya oynuyoruz. Yani dünyada kafaya oynayan ülkeler arasındayız. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani marka bilinci bizde oturmaya başladı. Evet, yani şu anda mesela girişimciler ya da bir sanayiciler bir ürün çıkarttığı zaman, bir ihracat yapacağı zaman artık daha sık karşılaşıyoruz. Ya bir marka. Tabii. Ya markalaşmanın önemi zaten evet. ihracat tarafında özellikle kendini evet. daha belirgin hale getirdi, değil mi? Kesinlikle öyle. Tabii ki bilinçte bir artış var, fakat dünyada da bilinçte bir artış var. Bununla beraber biz özellikle ihracat yapmadan önce ilgili ülkelerde tescili şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü ondan sonra istenmeyen ya da ticaretimizi engelleyici belli sıkıntılarla karşılaşma riski her zaman taşıyoruz. Peki. Bir cümleyle ya da bir iki cümleyle en fazla böyle bir dakikan var takriben. Destek patent olarak sizin verdiğiniz hizmet ne? Onu da bir şöyle bir anlayalım çok kısaca. Şöyle hemen, biz destek patent olarak 1983 yılında kurulduk zaten. O günden bu yana da sınai haklar alanında danışmanlık sağlıyoruz. Bunu sadece Türkiye'de değil, dünyada da farklı yerlerde, işte bugün Kazakistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve İngiltere'de bölge ofislerimizde dünyanın 195 ülkesinde sınai haklar konusunda destek verebiliyoruz. Peki, bir ürün var. Bunun ben patentini almak istiyorum evet. ve bunu işte yurt dışında A bölgesinde yapmak istiyorum evet. dediğinde size geliyorlar. Kesinlikle. Siz yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle. Pekala. Faruk Yaman Karadeniz, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür bana eşlik ettiğiniz ne için demek? Efendim sağ olun. İş dünyasında bir reklam arasında ne dersiniz? Dönüşte de yine bir başka değerli konuğum, TBNG CEO'su Sinan Fırat'la sohbet ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın. İş dünyası devam ediyor. Bu bölümde de biraz doğalgaz konuşalım istedik. TBNG CEO'su Sinan Fırat bana eşlik edecek. Hoş geldiniz. Sinan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Didem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Son buluşmamızdan bu yana piyasalarda neler oldu, neler bitti merak ediyorum. Ayrıca önemli gelişmeler olduğunu da anlıyorum. Yüzünüzdeki gülümsemeden bunların olumlu gelişmeler olduğunu umuyorum. Olumlu gelişmeler. Pekala. O halde ben endişe etmeden sormaya başlayayım. Tüketici tarafı için de olumlu mu? Tüketici tarafı için de olumlu. Çünkü biz ülke olarak doğalgaz üretimi ne kadar arttırırsak bu evet. tabii ki fiyatlara yansıyacak. Peki, o zaman ben bir oh diyerek ilk soruma geçmek istiyorum. En azından o kısmını almış olduk. Detaya gireceğiz. Dünya doğalgaz piyasasını bize birazcık rakamsal olarak da anlatır mısınız? Son durumda neredeyiz? Şimdi en son Rusya-Ukrayna savaşı tabii dünyadaki dengeleri etkiledi. Rusya'nın burada bir üretimde biriken fazlası vardı. Bunu Türkiye üzerinden aslında Avrupa'ya satmaya başladı diyebiliriz. Hı hı. O gaz Türkiye'ye geliyor şu anda. Bunun dışında Rusya'da kuzey tarafta Murmansk tarafında LNG tesisleri kurulmuştu zaten. Hatta orada çalışan Türk müteahhit firmalarımız da var. Çok büyük tesisler kurdular. Yani 20 milyar dolar, 30 milyar dolar yatırımlarla bu LNG tesisleri gerçekleştirildi. Oradan Çin'e LNG sevkiyatları başladı. LNG ne demek? Doğalgazı gaz halinden sıvı hale çevirip nakliyesini sağlıyorsunuz. Bir çok daha güvenli ve hacim olarak da gazdan sıvıya geçtiği için çok daha fazla miktar gazı sıvı olarak nakledebiliyorsunuz. Biz burada gördük ki dünyada kendi enerjisini üretebilen ülkeler Rusya-Ukrayna'da olduğu gibi büyük ambargolarla karşılaşsalar bile aslında ülke ekonomileri çok çok etkilenmiyor. Rusya açısından da bu oldu. Türkiye'nin enerji merkezi olma, gaz hub'ı olma durumu şu anda masada. 2025 yılında Rus hükümetiyle ülkemiz tabii bu konuda görüşüyor. Türkiye aslında bir dağıtıcı olma yolunu doğru hızla ilerliyor. Evet. Yani bu hub olma meselesini Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana Türkiye'nin aslında iyi yönettiği bir dış politika evet. sayesinde sanki biraz elde eder gibi olduk, ama Putin'in de ziyaretini bekliyoruz. Seçimlerde oydu buydu derken orada henüz bir şey olmadı. Var mı sizin takdirinizde? Ziyaret biraz ertelendi. Ama Türkiye'nin öyle bir konumu var ki işte biz Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu ülke olabiliyoruz. Rus gazını Avrupa'ya sevk edebilen ülke olabiliyoruz.
Keza bu hafta gerçekleşen işte Irak hükümetiyle hükümetimizin ikili işbirliği görüşmeleri enerjide imza atıldı. Mesela enerjide bir ortak proje geliştirebiliriz. Bu petrol alanında olabilir. Bu sefer Irak petrolünde Türkiye ve Türkiye petrolleri üretici konumda da olabilir. Tabii. Biz bence ülke olarak iyi iletişim kurabilen ve ara bulucu bir ülkeyiz. Son yıllarda bunu artık iyicene pekiştirdik. Rus gazının da Trakya bölgesinden Avrupa'ya dağılması bence bize Irak tarafında da ayrı bir kapı açabilir. Yani orada da aynısını yapabiliriz. 12 yıl sonra gerçekleşen bir zaten diplomasi adımıydı o da. O açıdan da önemli zannediyorum. Herkes biraz şimdi Irak'ta yeniden var olabileceğini daha çok hissediyor. Ki birçok Türk şirketi zaten hali hazırda her koşulda orada bulunuyordu. Belki varlığını koruyordu ama şüphesiz ki devlet düzeyindeki bu destekler de önemli. Takip edeceğiz o tarafını elbette enerji boyutuyla. Türkiye'nin doğalgaz piyasasıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Oradaki gelişmeleri de merak ediyorum. Biz çünkü aynı zamanda tabii enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Ne yazık ki. Evet. Dolayısıyla hem ithalat hem üretim gibi konularda son durum neye işaret ediyor Türkiye'de? Didem Hanım, bizim her gün yaklaşık 150 milyon metreküp doğalgaza ihtiyacımız var. 150 milyon metreküp. Biz bunun şu anda 4 milyon metreküpünü üretebiliyoruz. Bu rakam önceden 1 milyon metreküptü ama yani bir sene önce bir anda bir 4 kata varan yükseliş oldu. Türkiye petrolleri çok aktif. Özellikle Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin artması bizim kendi ihtiyacımızı yavaş yavaş karşılayabiliyor olmamızı sağladı. Ama petrolde daha da güzel aslında haberler. Gabar'da 40 bin varile ulaştık. Ülke olarak biz günlük 100 bin varil üretebiliyoruz. İhtiyacımız da 800 bin varil. Yani orada %12'lerdeyiz. Ama Enerji Bakanımız Dr. Alparslan Bayraktar'ın en son söylediği 40 bin varil bir rekor. Bu rakamı da 100 bine çıkartmak istiyoruz Gabar'da, yani Şırnak'ta. Şırnak, Adıyaman, Batman, Diyarbakır Türkiye'nin son 50 hatta son 60 yıldır petrol üretimi gerçekleştirdiği bölgeler. Şimdi burada kuyu sayısı artıyor. 33 kıyıda bakanımızın dediği sayı gerçekleştiriliyor. Kuyu başına 1500 varil gibi ciddi bir rakam. Şimdi ne kadar fazla kuyu olursa petrol o kadar artacak üretimimiz. Bu da en azından petrolde kendi tüketimimizi karşılayabilecek düzeye gelmemizi sağlayacak. İnşallah ihracat şansımız olacak. Doğalgazda daha geriden geliyoruz. Benim şirketimde dahil özel oyuncular da var ama en büyük oyuncu Türkiye Petrolleri. Türkiye Petrolleri Trakya'da üretim yapıyor. Evet. Hatta komşuyuz, biz de yan sahada üretim yapıyoruz. Peki. Bizim üretimimiz Türkiye Petrolleri'nin yaklaşık onda biri kadar. Özel sektör oyuncuları çok az. Bunu arttırmamız gerekiyor. Petrol ve doğalgazda dünyadaki genel trend Amerikalı ve Kanadalı şirketlerin yoğun olduğu bir sektör. Türkiye'de de keza durum aynı. Bizim şirketimizde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Türkiye'ye getirdiği bir doğrudan yabancı yatırım. Ama 80 kişilik kadromuzun tamamı Türk, mühendisler. Ben İngiliz yatırımı. İngiliz. CFO'muz Türk, ben Türk'üm, mühendislerimiz Türk. Aslına bakarsanız Didem Hanım, bu tarz sektörlerde, madencilik dahil, yabancı yatırım diyorsunuz ama istihdam zaten ülkenin içerisindeki Türklerden, iş gücünden oluşuyor. Bu yatırımlarda kar yurt dışına çıkarmak da çok kolay değil. Çok uzun vadeli yatırımlar. Para zaten ülke içerisinde kalıyor ama bu yatırımlarla birlikte know-how geliyor. Türkiye'deki mesela ODTÜ ve İTÜ petrol mühendisliği çok ünlü bölümler, bilinen bölümler. Buradaki öğrencilere de iş fırsatı yaratıyorsunuz ülke içerisinde. Diğer türlü bu sektörde çalışmak isteyen özellikle yeni adaylar yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Evet. Ya istihdam tarafı için de son derece önemli bir sektör şüphesiz. Şimdi tabii şunu da insan merak ediyor. Birincisi doğrudan yabancı yatırımı biz çok istiyoruz da içinde bulunduğumuz konjonktürde. İhtiyacımız da var. İhtiyacımız da var.
Bunun için doğru koşulların, doğru zeminin oluşması noktasında neler olması ek olarak? Yani zaten bir ilgi var evet ama evet. Daha da arttırabilmek için o etkiyi bu sektörde sizce neler olması gerekir? Bu sektörde bizim şu anda da yaşadığımız problem, bizim tabii ki lisanslarımız var. Hı hı. Bu lisanslar sayesinde üretim yapıyoruz. Lisansların uzatım süreleri gayet doğal bir uygulama. Eskiden başvurular yapılıyordu, lisanslar uzatılıyordu. Son 2-3 senedir artık bürokratik olarak bunlar biraz yavaşladı. Keza yabancı yatırımcı bu tarz konularda çok tedirgin oluyor. Aman bir problem mi var? Neden bizim işte lisansımız çıkmadı? Neden uzadı? Evet. Biz bunları anlatıyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz birebir yatırımcılarla görüşüyor. Onları anlatıyor. Her şey yolunda. Merak etmeyin. Türkiye güvenli ülke. Üretiminize, yatırımlarınıza devam edebilirsiniz diye. Bu bürokratik engelleri eğer biz yumuşatabilirsek ve yabancı yatırımcıya çıkış planına, exit plan dediğimiz uzun vadeli senaryoyu en baştan koyabilirsek çok daha rahat gelecek yatırım. Ve bizim yabancı yatırıma gerçekten ihtiyacımız var. Ülkemizin konumu dünyadaki en stratejik konumlardan biri. Bir sürü yerel kaynak burada zaten hazır. Doğal kaynaklar, madencilik, petrol, doğalgaz, enerji, işte solar, güneş. Hı hı. Bir de bizim için de stratejik konular. Tabii. Bu alanlara yatırım çekmemiz lazım. Yani aslında tabii stratejik konular dediniz, bu son derece önemli. Yine Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da birçok ülke kendi enerjisini üretebilmek için biraz içe kapandı. Çünkü çok Rusya bağımlısı olan vardı mesela, değil mi? Çevreci Almanya'nın kömür santrallerine döndüğünü gördük. Şimdi onu söyleyecektim mesela. Şimdi evet, bütün bunlar yaşandı ve yaşanmakta. Dolayısıyla Türkiye içinde hem ulusal güvenlik anlamında hem de tabii ki gelir gider hesabı anlamında kritik bir öneme sahip enerji piyasalarımız. Peki mesela yeni yatırımlar yaparken sizler sermayeyi nasıl karşılıyor, finansmanı nasıl karşılıyorsunuz? Yabancı ortak olan bir yerde bu işler nasıl yürüyor? Çok kısaca anlatır mısınız? Yabancı ortak ilk başta para birimine bakıyor. Şimdi dolar olarak yaptığı yatırımı Türk lirası olarak geri almaya çalışıyor. Hı hı. Bu süreyi uzatıyor. Ve Türk lirasındaki değer kaybı yabancı yatırımcı için de kötü. Bizim sektörü düşünürseniz doğalgazın satış fiyatı Türk lirası üzerinden. Türk lirasının değer kaybetmesi aslında yatırımcının dolar olarak parasını daha uzun vadede almasını sağlıyor. Yani düşünülenin aksine yabancı yatırımcı da değerli TL'nin olması açısından aslında elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama orada bazı temel sorunlar var. Şu anki dünyadaki ekonomik durum zaten finansmanı çok pahalı hale getiriyor. Yani bugün Amerika'da %10 faizle siz finansman kullandığınızda artık anormal bir durum değil. Ama 5 sene önce bu tabii inanılmaz. Yani ne demek %10? %1, %2'lerdi. Tabii. Şu anda bu yüksek faiz ortamı dünyada da geçerli. Sadece Türkiye'de geçerli değil. Yatırım iştahı noktasında sıkıntı yaratıyor. Evet ki yani bunu biz yerel ekonomide de yaşıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey. Ben teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik ama bana eşlik ettiğiniz, sorularımı yanıtladığınız için teşekkür ediyorum. Ben var teşekkür mı son ederim bir cümle eklemek istediğiniz? Yatırımları arttırmamız için bürokraside devlet büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mesaj verilmiştir. Borsada işlemlerin tamamlanmasının ardından eşleşmelerin, ben gerçi gongu duyamadım ama BIST endeksi şimdi geldi. %0.05'lik bir düşüşle, yani 5 puanlık bir düşüşle 9716 puan seviyesinden günü noktaladık. Elbette günün detayları için Philip Capital'a gideceğiz. Şimdi araştırma ve eğitim direktörü Ercan Göçmen benimle birlikte. Ercan, hoş geldin yayınımıza. Şimdi bugün içeride Merkez Bankası'nın kararı, dışarıda Amerika'da büyüme verisi, enflasyon derken bayağı hareketli bir aslında gün geçiriyoruz bence. Tabii bana soracak olursan, çünkü Amerika piyasalarında da satış eğilimi var. Bir ne oluyor şimdi? Bu veriler özellikle Amerika tarafı nasıl okundu? Bize yansıdı mı? Daha da yansıması beklenir mi önümüzdeki günlerde? O tarafta yaşanacak gelişmeler ne dersin?
Peki o zaman önce Amerika tarafıyla başlayalım. Lütfen. Bugün senin de dediğin gibi Amerika'da büyüme verisi geldi. Eskiden yani son bir yıla bakacak olursak kötü veri piyasa tarafından olumlu algılanırdı. Çünkü yani büyüme küçük geliyorsa, beklenenden altta geliyorsa o zaman Fed'in faiz indirimi için elini rahatlatıyor olarak piyasa yorumluyordu. Ama bu kez öyle olmadı. Büyük bir olasılık GDP bu price index dedikleri, oradaki fiyat endeksi beklenenden bir miktar yukarıda geldi. Veri açıklandıktan sonra Amerika'da tahvil faizlerinde çok sert bir yükseliş gözlemledik Didem. 10 yıllıklar %4.74'e kadar gitti. 2 yıllıklar %5 sınırına ulaştı. Hoş bu sınırlar bizim yabancı olduğumuz sınırlar değil. Daha yani son bir haftadır zaten sürekli bu bölgedeyiz. Ancak şunu unutmayalım, 2 yıllıklar %5, 10 yıllıklar %4.70 olması başta Amerikan hisse senetleri piyasası üzerinde olmak üzere dünyadaki birçok piyasa üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki faiz hesaplarken benchmark genellikle Amerikan tahvil faizleri oluyor. Herkes borçlanma maliyetini risk seviyesine bağlı olarak Amerikan tahvil faizlerinin üzerine koyarak belirliyor. Bu faizler yükseldikçe herkesin borçlanma maliyeti otomatik olarak artıyor. Bunun da bir etkisiyle Amerika hisse senetleri endeksi bugüne negatif bir seyirle başladı. Ancak şunu da unutmayalım Didem, dün Meta'nın bilançosu geldi Amerika'da. Aslında beklenenden daha iyi bir kar ve hasılat rakamı açıklamasına rağmen Meta hissesi bugüne %12 düşüşte başladı. Biliyorsun Meta, Facebook ve Instagram gibi şirketlerin çatı şirketi. Meta benzer şirketler de bugüne negatif bir havayla başlayınca bir de bu katalizör oldu. Dolayısıyla Amerika tarafında bugün de satıcılı bir seyir var. Ama bence bizim taraf uluslararası piyasalarda son 1-2 haftadır yaşanan olumsuz seyri bence çok olumlu yönde ayrışarak negatif tavrını koruyor. Bugün 9800 direncini bir kez daha test ettik ancak geçemedik. Merkez Bankası kararı sonrasında bankalarda biraz satış olduğunu sen de az önce söyledin. Bankalarda bir miktar satışlar gözlemledik. Ama ben bankalarda gelen satışları hem ben hem bizim araştırma grubu normal karşılıyoruz. Çünkü yılbaşından bu yana BIST 100 endeksi yaklaşık %30 getiri sağladı Didem ama yani Akbank'a baktığın zaman %74 civarında bir getiri var. Yapı Kredi Bankası yılbaşından bu yana %66 getiri sağladı. Garanti İş Bankası %40'ın üzerinde getiri sağladı. Ve bankaların verdiği rehberlikleri biliyoruz ki bu birinci çeyrek aslında 2024'ün en kötü çeyreği olarak açıklanması bekleniyor. Çünkü mevduat faizindeki artışı biliyorsun o daha hızlı artıyor mevduat faizinde. Dolayısıyla oradaki kredi marjları ilk çeyrek için kötü olacak. Ve bunu da önümüzdeki günlerde görmeye başlayacağız. Biliyorsun 2 Mayıs'ta Yapı Kredi Bankası ilk bilançoyu açıklayacak ve açıklanan bilançolarla beraber belki bankalarda kar realizasyonu hızlanabilir. Ancak biz bankalardaki kar realizasyonlarının özellikle sanayi ve hizmet grubundaki alımlarla telafi edileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz endeks tarafındaki olumlu tavrımızı koruyoruz. Endeks 9400 direncini kırdıktan sonra büyük olasılık önümüzdeki günlerde 9800 direncini de kırabilecek bir gücü üretecektir diye düşünüyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta için bir 10.000 beklentisi var bizim bazı izleyicilerimizde. Özellikle de S&P olduğu için hani 3 Mayıs o kadar hızlı olabilir mi bu bahsettiğin deneme? 9800 ve üzeri denemesi önümüzdeki hafta gelebilir mi sence? Çok kısaca sürenin sonuna gelmişiz. Yani 9800'e zaten çok yaklaşıyoruz. Her seferinde deniyoruz, geçemiyoruz. Bence direnç 10.000 olarak, yani 10.000 psikolojik bir direnç tabii. Hı hı. Ama bence dolar bazlı $320 ana direnç. Direncimiz orası olacak. Ve o dirence doğru da hani adım adım bence gittiğimizi düşünüyorum ben. Yeter ki sanayi grubu oyuna girsin. Bugün olduğu gibi devam etsin diyeceğim, evet, yoksa. Evet. Peki hala çok teşekkür ediyorum. Doğru. Ercan sana çok güzel. Teşekkürler. Herkese selamlar Philip Capital'da. İş dünyasının da sonuna geldik vallahi. Biraz sonra Zeynep Özyol sizinle birlikte olacak günden kalanlarda. Bizler de yarın saat 17'de kapanışa doğru da tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın.